Wadsworth Athenium Sanat Müzesi'ndeyiz ve Mierle Laderman Ukales tarafından çekilmiş fotoğraflara bakıyoruz. Mierle Ukales'in Yıkama, Merdivenler, Bakım, Dışarısı adlı 1973 tarihli eseri karşımızda. Sanatçının müzenin önündeki merdivenleri temizlediğini görüyoruz. Mierle buraya 1973 yazında geldi ve dört farklı gösteri sanatı gerçekleştirdi. Bunların her biri sanat müzesindeki yönetim ve güç ilişkileri ve ayrıca bina içi bakım ile ilgiliydi. Fotoğraflarda sanatçının müzenin dışına çıktığını görüyoruz. Burası müzeye giriş yeri. Yani Ukales binanın önünde ve merkezinde müzeyi ziyaret eden herkesin geçmek durumunda olduğu yerde duruyor. Merdivenleri elleriyle temizlediğini görüyoruz. Bu gayet büyük ve geniş bir merdiven sanatçı suyu aşağı doğru döküyor. Müzenin etrafında dolaşıyor ve müzenin önünü çok dramatik darbelerle siliyor. Bu bir bakıma Jackson Pollock gibi aksiyon resmi yapmaya benziyor. Fakat palet olarak su ve yüzey olarak beton kaldırım ve müzenin önündeki merdivenler kullanılmış. Ukales bu temizleme işlemini saatlerce yapmış. Yani çok yorucu bir iş. Aşağı yukarı 4 saatlik bir performanstan bahsediyoruz hiç küçümsenecek bir iş değil. Ayrıca onu merdivenlere bezler sererken görüyoruz. Müzelerdeki konservasyon bölümü, sanat eserlerinin üzerindeki sır tabakalarını temizlemek için bez kullanır. Bu durum aynı zamanda çocuğun bezini değiştiren bir anne ile de paralellik içermektedir. Yani sanatçının bu performansı hem müze dünyasında hem de aile içi dünyada bir role işaret etmekte. Ukeles aynı zamanda bakım sanatı terimini icat eden kişidir. Kendisi sürekli eser üreten bir sanatçıydı. Daha sonra evlendi ve çocuk sahibi oldu. Gününün çoğunu çocuğuna bakarak geçiriyordu ve kendi kendine şöyle dedi. Ya sanat yapacağım ya anne olacağım. Çoğu kişi ona bu şekilde yaklaşmıştı. Yani artık anne oldun sanatçı olamazsın görüşündeydiler. Mierle o zamanlar sanatçı olarak bir kimlik krizi yaşadı ve kendisine tamamen bağımlı olan çocukların bakımını büsbütün üstlenen bir anne olmak onu çok öfkelendirmişti. Stüdyosundayken çocuğa bakılıp bakılmadığını düşünüyor, çocuklarıyla birlikteyken de aklı sanatına gidiyordu. O yüzden bir şeyle ilgilenmenin, onun bakımını yapmanın sanat olup olmayacağını merak ediyordu. Sanatçı bir manifesto yazdı ve yepyeni bir sanat yapma alanı oluşturdu. Bakım sanatı. Bunu 20. yüzyıl sanatı bağlamında düşündüğümüzde aklımıza düşen ve hazır yapım nesne kavramı, yani dünyada zaten var olan bir şeyi alıp sanat olarak sunmak ve böylece onu dönüştürerek bakış açımızı değiştirmek geliyor. Ukele's farklı müzelere bu gündelik işleri performans sanatı olarak yapmak için başvurduğunda Wadsworth Athenium Müzesi hariç hepsi bu teklifi reddetti. Wadsworth Müzesi'nin yetkilileri bu performansın ne kadar başarılı ve görünür olacağını ve ne tür bir kurumsal eleştiri alacaklarını bilmeden Ukales'e bir şans verdi. Kurumsal eleştiri derken sanat kurumlarını eleştiren sanat eserlerini kastediyoruz. Müze bu performansa izin vererek kendini muhtemel eleştirilere açıyordu. Ukales müzelerde çalışan belki de hepimizin kanıksadığı görünmez işçilere ışık tutuyordu. Üstelik bu çalışanlar ücret almıyordu. Yönetmen veya küratör gibi ön planda da değillerdi. Bunlar müzenin muhteşem bir düzen içerisinde işlemesini sağlayan görünmez bakım personeliydi. Müzenin açık olduğu zaman zarfında gerçekleştirdiği performans eserinde Ukeles bu çalışanlardan birini görünür kılarak onun eylemlerini vurguluyordu. Ukales'in bir anne olarak aile içinde yürüttüğü bir bakım sistemi vardı. Burada ise Watford Athenium Müzesi gibi bir kamu kuruluşunun bakımı söz konusu. Fakat sonraları Ukales eserinde bir şehrin bakım sistemine de değinmiştir. Bu örnekle kendi hayatımız arasında pek çok açıdan ilişki kurabiliriz. Çünkü günlük hayatımızda da evimizi idare etmemiz, çamaşırları yıkamamız, ev işi yapmamız gerekiyor. Öte yandan sırf bu tür işler yapmak için para alan çalışanlar var tüm bir şehrin temizliğini üstlenen temizlik çalışanları var. Ukales bir dönem New York Temizlik İşleri Dairesi'ne misafir sanatçı olmuştur. Sanatçıların çalışmalarına genelde yaratı gözüyle bakarız. Onu bir şeyin bakımı olarak hiç düşünmeyiz. Sanatı bir nesne olarak düşünmeye alışmışızdır. Sanatı günlük hayatla ilişkisi olan, bakımı kapsayan bir şey olarak düşünmek, sanatı çok farklı bir yönden ele almaktır. Ukales, Jackson Pollock gibi soyut dışa vurumcu sanatçıların ne kadar özgür olduklarını gördüğünü, çünkü bu sanatçıların sanat yaparken belli hareketlerden ve mekanda yer değiştirmekten yararlandığını belirtiyor. Ukales kendi sanatında da işte bu tarz bir özgürlüğü yakalamak istemiştir. Sanatçı bunu yaparken kendini çok sıkıntılı bir halde bulsa da, yaptığı şeyle sanat ve annelik üzerinde yeni bir düşünüş şekli getirmeyi başarmıştır. Ukales diyor ki, Jackson Pollock hiç çocuk bezi değiştirmedi. Birbirinden çok uzakta olan dünyaların bir araya getirilmesinin ve emeğin görünür kılınmasının açıkça politik bir özelliği de vardır. Bunun gerçek bir iş ve hatta gerçek bir sanat olarak öne çıkarılması 1973 senesinde yepyeni bir şeydi.